Nasılsın canım? İyiyim abi, sağ ol. Söyle bir tanem, ne oldu? Anlatacağım. Fatma, dünyanın derdiyle uğraşıyorum bir tanem. Allah aşkına uğraştırma beni, söyle ne oluyor? Bir şey mi yaptın, ne oldu? Azer mi bir şey yaptı? Azer abi. Ne yaptı yine şerefsiz? Ya gevele mi ağzında? Söyle Fatma. Ya sana... Sana anlatacağım. Yani tahmin ettiğin gibi bir şey değil de... Nasıl bir şey? Alo? Baba bana niye yalan söylediniz? Hani annem iyiydi, hani bir şey yoktu. Kızım, kızım annen iyi, merak etme. Annem hastanedeymiş, ölüyormuş. Bir tanem hastanede ama merak etme. Merak etme, iyi. Yine yalan söylüyorsunuz, yine kandırıyorsunuz beni. Tamam kızım, peki ne olursun ağlama, rica ediyorum. Ben şimdi geleyim eve, tamam mı? Seni alayım, hemen hastaneye götüreyim. Tamam mı canım? Hemen geliyorum, hemen. Hemen canım benim. Geliyorum bir tanem, hemen geliyorum. Nereden öğrenmiş? Kesin annem söylemiştir, kesin. Ben Melis'in yanına gideyim bir tanem, tamam mı? Tamam, sonra anlatırsın. Tamam, ben biraz buradayım, sonra gelirim hastaneye ben de. Gerçekten anam bir şey değil, değil mi? Yok, değil. Sen git, ben de gelirim hastaneye, merak etme. Melis'le de ilgilenirim. Buralardan da al. Ah. Hayırdır anne? Melis, annesini öğrenince bir şey yapamadık oğlum. Nereden duydun? Hatice Hanım'lar aşağıda konuşurken duymuş çocuk. Yani niye böyle bir şey ulu orta konuşulur onu da bilmiyorum. Kızım sizin işiniz gücünüz mü yok? Bunları mı konuşuyorsunuz aşağıda? Dedikodu mu yapıyorsunuz? Şey beyim, biz Melis'i fark edemedik. Özür dilerim. Melis nerede? Odasında. Tamam, ben bakayım. Rıza, Fatma'yı gördün mü oğlum? Gördüm. Ağzında bir şeyler geveledi, anlatmaya çalıştı ama... Nesi var onun, sen biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Yani bana bir şey söylemedi çıkarken de. Ben de nerede olduğunu merak ettim. Tamam, ben Melis'e bakayım. Kızım. Bakma öyle. Git, istemiyorum seni. Canımın içi, yapma bana böyle, ne olursun. Niye bana yalan söyledin? Annemin hastanede olduğunu, vurulduğunu niye bana söylemedin? Mecburdum Melis. Çünkü anneni o halde görmeni istemedim canım. Hiçbir evlat annesini o halde görmek istemez. Biraz kendine gelsin, ondan sonra söyleyeyim dedim. Yalan söyleme bana. Hiçbir zaman söylemeyecektiniz değil mi bana? Hayır, söyleyecektik. Kendine gelsin, biraz iyileşsin, ondan sonra söyleyecektim. Tamam mı? Ne olursun, beni üzme. Rica ediyorum. Annemin evden gitmesine ses çıkarmadım. Senden yana oldum. Ama bak sen, annem başına bir felaket geliyor. Onu bile bana söylemiyorsun. Ben sana güvenmeyeyim de kime güveneyim? Bana güven, ben senin babanım. Sen her zaman bana güven. Tamam, kalk hastaneye gidelim. Seni hastaneye götüreyim, tamam mı? Geliyorum ama... Hı. Seni affettiğim için değil, annemi görmek için. Yapma ya. Küs, sarıl bakayım nasıl oluyor. Sarıl, sarıl kız. Bir tanem benim. Hadi kalk gidelim peki. Özledin mi beni Dila? Gelmeyeceksin diye seviniyordum. Şu burnun yere hiç inmeyecek değil mi? He? Al sana yemek getirdim, ye. Al. İstemiyorum senin yemeğini. Al bunu buradan. Arzu.
yaşıyor mu hala? Demek eski düşmanını merak ediyorsun ha? Düşmanımın düşmanı benim dostumdur şekli yani. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Şimdilik yaşıyor. Ama fazla uzun sürmez cavlağı çekmesi. Hadi canım ye yemeni. Ye soğutma hadi. Arzu Hanım kendine geldi. Çok yorgun ama sizi görmek için ısrar etti. Sizi içeri alacağız. Hadi kızım. Koş. Dediğim gibi yalnızca 2 dakika görüşeceksiniz. Hasta çok yorgun. Anne. Ne oldu? Senin için çok dua ettim. Çok ağladım anne. Canım kızım. Geçmiş olsun Arzu. Rıza. Yaklaş. Kadir. Kadir öldü. Nasıl ya? Çoktan öldü. Ee? Fuat öldürdü. Fuat? Dilay'ı kaçıran, seni vuran. Fuat beni de vurdu. Kaçıran mı? Bu adamı savcı bey saklıyor olmasın? Hadi çocuklar gidiyoruz çabuk. Komiserim ne oldu? Arzu'yu vuran kişi Fuat'mış sayın savcı. Evet. Rıza benimle benim. Rıza ne oluyor? Dilan abi. Ben nereden biliyorum Dilan abi? Savcı bey, savcı bey abiniz. Ne olmuş abi? Abin Arzu'yu vurmuş. Duydun mu? Fuat Arzu'yu vurmuş. Canan ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Abi böyle bir şey yapmaz. İşimiz buraya kadar Dila. Ben kaçıyorum. Birlikteliğimiz buraya kadarmış. O yüzden gitmeden şöyle doya doya bir bakayım dedim. Böyle olacağı belliydi. Elbet yakayı ele vereceksin. Dünyanın öbür ucuna gitsen bulacağım seni. Mahvedeceğim. Sonun geldi. Çek elini. Elini çek, dokunma bana. Dokunma.
Senden böyle erkenden ayrılmak istemezdim Dila. Ama sana da, Rıza'ya da güzel bir hediye bırakmak isterdim. Böyle ömrünüz boyunca unutamayacağınız güzel bir hediye. Sizin birdenbire ne oluyor lan? İyi misin yenge hanım? Bir şey ya. Ne oluyor oğlum? Biz seninle beraber... Sana yenge, iyi misin? Yetişebildin mi? Dokundu mu sana? Dokundu mu? Tamam. Tamam yengem, tamam geçti. Geçti yengem, geçti. Öldü mü? Yani tamam öldü geçti. Kendine gel artık Allah'ını seversen. İyi misin ha? Öldürdün onu, vurdun. Vurdum yengem, öldürdüm. Ben bunu da bu şerefsizin kardeşini de daha önce gebertmeliydim zaten ama kısmet bugüneymiş. Sen kendine gel artık tamam mı? Geçti bitti. Benim yüzümden, benim yüzümden. Yakacaklar seni, hapse atacaklar, ne yapacaksın? Yenge, yenge bir şey olmayacak yengem, bir şey olmayacak merak etme sen tamam mı? Sen kendine gel, bir sakin ol, ben başka bir şey istemiyorum. Dur burada tamam mı? Dur. Kenara çekil. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey yok. Ne yapıyorsun? Ne görüyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gel böyle. Al bakalım şunu yengem. Elim metale değmesin tamam mı? Ne demişler? Minareye çalan kılıfını hazırlar. Sakin bekle. Sık hanıma. Göster hanıma ağlara. Yenge hadi. Yapamam. Yapamam. Roman ben yapamam. Al bunu. Al. Yenge, yenge sakin ol. Bak bana bak. Dila Hanım. Yenge. Beni dinle. Hikaye şu. Ben içeri girdim. Suha şerefsiz senin üzerine çullanmıştı. Namusuna tecavüz etmeye çalışıyordu tamam mı? Ben bunu üzerinden aldım. Ondan sonra bu bana ateş etti.
İlkini ıskaladı. Ondan sonra ikinciyi kolundan vurdu, tamam mı? Sonra ben de silaha davrandım. Çektim, sıktım buna. Öldürdüm bunu, geberttim, tamam mı? Nefsim müdafaa. Kendimi korudum yani. Anladın mı hanıma? Yenge, sakin ol, tamam? Elin metale değmesin. Sağ. Hadi ye. Burada dur. Ahlaksız herif. Ulan ben senin o şerefsiz abin de seni karşıma alıp söylemedim bir daha karşıma çıkmam diye. Ha? Bak Fuat Dilay kaçırmış. Ne yapayım ben şimdi? Nerede abi? Komiser Bey, ne bu saçmalık? Nerede oğlum? Savcı Bey, kusura bakmayın. Ne demek kusura bakmayın? Adliyeye gelip odama basıyorsunuz. Hadi Rıza Bey'in ne mal olduğunu biliyoruz da size ne oluyor? Ne demek lan ne mal olduğunu biliyoruz lan. Tamam, ha? Şerefsiz abin nerede? Bakın eğer bu adamı buradan çıkarmazsanız, bu odadaki herkes bunu öder. Rıza Bey sakin, sakin. Rıza, sakin. Lütfen. Alo Rıza Bey. Efendim Azer. Rıza Bey beni dinle. Azer şu an seninle uğraşamam, hadi kapat. Rıza Bey kapama, kapama, kapama. Dur, dur. Dilay'ı buldum. Dilay'ı buldum. Hey, Dilay, Dilay yanımda. Dilay'ı buldum. İyi mi Dilay? İyi, iyi. Merak etme. Yalnız ben vuruldum. Ama Fuat'ı da vurdum, öldürdüm. Bizim eski arazilerin ortasındaki kulübe var ya, onun oradayız. Hemen polise haber verin, buraya gelin. Polisi de mi olayım Azer? Nasıl vurdun oğlum? Ya vurdum, öldürdüm işte. Hadi Allah'ını seversen. Çok kötü, canım yanıyor zaten. Tamam. Yolda arayacağım seni. Telefonunu açık tut. Yavuz nerede vermiş? Azer bulmuş Dilay'ı. Fuat'ı da öldürmüş. Ne? Gebermiş, abin gebermiş. Sen de gebereceksin. Bu işin sonu çok kötü bitecek demiştim sana. Azar. Yenge. Ne anlatacaktık? Hadi bir daha baştan alalım ne olursun. Tamam, kaç kere anlattın? Tamam. Yenge. Bak bu adamlar buraya geldiklerinde polisiyle, olay yeri incelemesiyle, savcısıyla gelecekler. Fuat'ı yerde gördüklerinde ooo ne güzel yapmışsınız. Azer'le Dila'yı alkışlayın. Buyurun bu da plaketiniz demeyecekler bize, anladın mı? Üstümüze gelecekler. Bunun kardeşi savcı. Herif bize kıl. Sorun çıkartacak. Bak bizi ayrı ayrı sorguya alacaklar yenge. Sen Hanya'yı, ben Konya'yı söylersen biteriz, anladın? Yenge Hanım. Bak ben bu saatten sonra hapiste çürüyemem. Benim kurban olduğum doğuracak. Benim bir kızım olacak. Allah'ını seversen Dila Hanım. Hadi bir daha alalım, ne olursun. Tamam, tamam. Ne olmuştu? Anlat hanıma. Fuat beni kaçırdı, buraya getirdi, bağladı. Sonra saldırdı bana, tecavüz etmeye kalktı. Ondan sonra sen geldin, kapıdan girdin. İtiş kakış oldu. Fuat silahını çekti. Sonra... İlkinde vurdu seni, sonra bir daha sıktı, ıskaladı. Yenge. İlkinde ıskaladı. İkinciyi vurdu, tamam mı? Tamam, tamam. Ben de onu diyorum işte. İlkinde vurdu, ikincide ıskaladı. Dilay Hanım! Hanımım, kendine gel. Beni iyi dinle. İlkini ıskaladı, ikinciyi vurdu. Senin dediğin gibi olursa, ilkini vurup ikinciyi ıskalarsa... inandırıcı olmaz yenge. Anladın mı? İlkini ıskaladı, ikinci de vurdu. Olursun ya. Okumuş kadınsın sen. Unutma, tamam mı? Yalnız var ya Dila Hanım.
Sana laf anlatacağım diye kan kaybından öleceğim. Hadi çıkalım. Alsana telefonu. Hadi gel. Hadi gel. Macera macera diye başımı oynatırsan böyle olur işte. Kolun nasıl? İyi, iyi olacak. Sen iyi misin yengem ha? Toparlandın biraz. Yenge. Allah'ını seversen bak konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Nefsin müdafaa, tamam mı? Yenge bak geliyorlar, Allah'ını seversen yakarsın beni, tamam mı? Söylediklerimizi unutma yenge, tamam mı? Kurban olayım ha, tamam. İyiyim, iyiyim komiserim. Kolumdan yaraladı beni. Ben de sıktım valla. Fuat nerede? İçeride yatıyor sayın savcım. Sıktım, öldürdüm. Ama nefsi müdafaa. Önce o sıktı. O sıkınca ben de sıktım. Yaran bana bir şey mi amca? Yok. Abi sana yapma demiştim. Onlardan uzak dur demiştim abi. Niye dinlemedin ki beni abi? Savcı bey, suç mahallindeyiz. Olay yeri inceleme gelmeden dokunmayın isterseniz. Anlıyor musun? Bu adam benim abim. Abimle vedalaşmak için senden izin alacak değilim ben. Suat, lütfen sakin olur musun? Bu benim en sakin halim Canan. Bu benim en sakin halim. Bu sakinliğim mi geçsin? İkinizle de hesaplaşacağım. İkinizle de. Bak, acını anlıyorum. Çok üzgünsün, sinirlisin. Ama bırak biz de işimizi yapalım. Yapalım ki bir an önce ne olup bittiğini anlayalım. Hadi sen dışarıda bekle. Canan. Abim artık öldü. Anlıyor musun? Ne yapmış olursa olsun o artık bir ölü. Ve ölüm bütün günahları temizler Canan. O yüzden izin ver. 5 dakika abimin başında durup vedalaşayım.